tüm çalışma arkadaşlarımıza bizden hem selam iletin hem de bu özel ve önemli görevden dolayı sorumluluklarının büyük olduğunu ama aynı zamanda bizim de onlara güvendiğimizi ve İstanbul'a çok güzel hizmetler yapmalarını dilediğimizi sizin nezdinizde iletelim lütfen. Ben aslında zabıta deyince, yani daha çok belediye deyince insanın aklına zabıta geliyor ilk meslek alanı olarak. Çok önemli ve değerli. Dolayısıyla bir kurumun kimliğini en derin hissettiren, hatta o kurumu yöneten, ki belediyeden bahsediyoruz, belediye başkanını aynı şekilde hissettiren ve topluma böyle kurumun ön yüzü gibi gösteren kişiler zabıtalarımız. Bu bakımdan yani tabiri caizse benim hem işte bu kente neler vermek istediğimi iyi idrak etmelerini istiyorum. Güler yüzlü, samimiyetten ayrılmayan, bu kentsel samimiyetten bahsediyorum ama insanına saygılı, aynı zamanda da bu kentin büyük bir ciddiyetle yönetilmesi gerektiği hususunu da asla ıskalamayan, dolayısıyla bu tabii ki önemli bir disiplin karakteri gerektiriyor ki o kurumumuzda vardır. Yani böyle çok derin geçmişi olan, belki de Türkiye'nin en eski kurumlarından, mesleklerinden birisi olan zabıtaya yakışan davranışlarda bulunan bir heyet olmasını arzu ediyorum. Dileyim bu zaten bu tanımladığım unsurları sizler benden daha iyi biliyorsunuz. Çünkü bu sizin mesleğiniz. İnşallah öyle bir dönemi hep birlikte yaşatırız. İnşallah keyifli ve kazasız, sıkıntısız, kimsenin ayağına taş değmeden özel bir süreci kurumumuza maddi manevi yaşatırız. Temennimiz budur. Hepinize başarılar ve nice yıllara diyeyim. Sağ olun. Bizi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Estağfurullah, biz teşekkür ederiz. Her şey yolunda. Kaç zabıtamız var? Yani özellikle o konuda bir... 2600 personelimiz var başkanım. Yalnız bunun içinde Ruhsat Denetim Müdürlüğü'ne bağlı sivil memurlarımız var, işçilerimiz var, sözleşmeli memurumuz var, bir de taşeron personelimiz var. Zabıta memuru olarak 1400 tane personelimiz var. Tabii ki başkanım, yani İstanbul çok büyük malumunuz. İşte bu konuda sıkıntılar yaşıyoruz. Size kadro sıkıntısı var. Evet. Yansıyor zaman zaman başkanım bazı şikayetler. Tabii her şeye yetişmek mümkün olmuyor çok fazla ama halkın da geri dönüşleri dikkate alınmak suretiyle belli noktalara ehemmiyet gösterilmeye çalışılıyor. Size yansıyan bazı hususlarla ilgili dün akşam da mesela evet, gördüm. Olay yerindeydik. Bir şey var. Tabii şu da var ki İstanbul'da bir nüfus depresyonu da var. Yani depresyon şunun için diyorum, bizim nüfusumuz olmayan ciddi bir nüfusu da şu an İstanbul yük olarak taşıyor. Ve onların şu anda kente karşı refleksleri ne yazık ki iyi değil. Çok kötü hatta. Özellikle mülteciden bahsediyorum burada. Farklı ülkelerden gelen mülteciler de var ama hani yoğunluğu Suriye'den ama böyle büyük bir kente uyum sağlama konusunda ciddi sorunlar olduğu da bir gerçek. O bakımdan ihtiyacı görüyorum. Ciddi bir sayıya da ihtiyaç var, düzene de ihtiyaç var. Yeni yeni, belki yeni daha uzmanlık alan diye geliştireceğimiz birimlerin bile oluşmasına ihtiyaç var. Ve önümüzdeki dönem bu konuların daha da artacağını düşünmek zorundayız. Yani yakın zamanda azalacak diye düşünürsek kendimizi aldatırız. Öyle alayım istersen. Kadınları temsil etmesi de güzel olmuş.